Selam millet, de oynar. Tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Bu videomuzda sizlerle birlikte yapımcıları tarafından bana CDK'yi gönderilmiş olan tahminen çok berbat olduğundan şüphelendiğim Bloodhound isimli old school shooter oyununu oynayacağız. Yine bir metal müzik. Yine psikopat kötü adamlar. Ortada bir yüzük çıktı. Vampir yüzüğü. Birisi kapıyı parçalıyor. Bastı tekmeyi. Ayağının altında haç var. Elinde pala ve tepanca var. Ne diyorsun? Beynini de attı adamın. Bunu da sırtından bıçakladı. Ötekini böğründen şatkanla vurdu. Herkesi dağıttı. Güç yüzüğünü eline aldı. Parmağına taktı. Güç yüzüğünü takınca bir iblise dönüştü. Aha. Arkasından iblis çıkıp beynini mi deldi? Yo. İblisin içine, böğrüne kolunu soktu adam. Bu sefer onun gücünü emdi. Ghost Rider oldu. Motoruna bindi gidiyor. Bir vadi buldu. Oradan indi. Peki. BSAD Movement. Shift Sprint. Left Alt Dash. Space Jump. Save sistemim var. Auto save, quick save, manuel save. Maşet, atak, alternatif use, revolver, shoot, skill cooldown. Oo. Sakinlik böyle yaptı. Bir saniye, bu revolver'ın bir skill'i varmış. Bunu yaptık diye o skill mi açıldı? O ne? Bu ne? Allah. 100 puan toplandığında iblis olursun. Q'ya basarsın. Shift. İlginç. Çok da ihtiyacımız yok gibi aslında şu anda böyle aksiyonlar yapmaya. Shotgun, shoot, weapon, butt attack, repel opponent. Hop, weapon'un totosuyla vurur diyor. Weapon butt attack yaparmış böyle. Dur şunu da toplayalım o zaman. Weapon butt attack ne kadar korkunç duruyor ya. Kimi yaptı oğlum? İlkokula giden bir arkadaş mı çizdi bunların çizimini? Kesinlikle Weapon Butt Attack şey değil yani. Dipçikle vurursun ya adama. Dipçikle vurma saldırısı falan değil. Weapon Butt Attack dediği şey... Benim de aimingim tavana çıktı birdenbire. Weapon Butt Attack dediği böyle beyzbol sopası gibi tuttu silahı sallıyor yani böyle. Rastgele. Tebrikler. Siz nece konuşuyorsunuz acaba ya? Ne yapıyorsun oğlum sen? Aha. Assault Rifle. Shoot. Second Rifle çeker diyor belli bir cooldown'da. Bunun special hata da buymuş. Çek. Ya senin ben canlı yerim ya. Senin canlı yerim. Şuna bak. Sen niye ölmüyorsun ya? Second Rifle çekti de Rifle'ın gücü mü azaldı? Ne oldu Second Rifle çekmişken? Yo, bu rifle gerçekten az bir güçle ateş ediyor zaten. Overall'da az bir güçle ateş ediyor yani. Enteresan olmuş. Pekala. Yok artık. Bu ne ya? Abi buracık daracık bir yerde şey mi olur? Event mi olur? Bu arada grafikler Knight Online ha. Legendary yani. Efsanevi. Baksana grafikler harbiden Knight Online. Ne oluyor oğlum? Kime bağırıyorsun? Neler yaşanıyor burada? Allah Allah. Ben biraz bununla oynayacağım. Bana daha samimi geldi bu. Skalamadığım vakit sen ne yaptın? Silahlarını birbirine doğru çapraz durarak guard mı aldın? Ne yaptın abi? Iskaladın. Kaçmayacaksın. Çok sağ sol yapmayacaksın. Delikanlı adamı sağ sol yapmakla işi olmaz. Rakibini dibine dibine gidip burnuna çakar. Adrenalin ve
Health point'i 300 yapar, bir şey yapar, onu yapar, bunu yapar. Adrenalin V'ymiş. Demon Q'ymuş. Ha, Demon da var açık bizde. Demon da açarız, Adrenalin de açarız. Ordinal de açarız. Yine kap... Abi nasıl biliyorum artık var ya, nasıl kapı çıkacak değil mi dedim. Çok belliydi yani orada kapı yapılacak bir yer. Bence güzel vuruyorum. Vurma hit istatistiğim hoşuma gitti. Oyun leş. Oyun dandik evet. O konuda bir tartışma yok. Oyun kesinlikle bitik yani. Ne yapıyorsun abi? Bu baltaları birbirine çapraz tuttu mu mermileri mi blokluyorsun gerçekten? Merak ettim yani açıkçası. Bunca... Allah. Alın iblis moduna geldim. Alın adrenalin moduna geldim. Abi çok ateş ediyorsunuz. Hiç önümü göremiyorum yani. İblis modu, adrenalin modu ne oldu bilemedim. Adrenalin ne işe yaradı şimdi tam olarak? Ne oluyor ya? Habersiz yakalandınız galiba. Ayıp ettim yani size. Böyle. Sen nesin? Sen arkadaşım bu nasıl bir tip? Ne oluyorum ben kimsin? Sen kimsin? Ben kimsin? Arkana geçip ateş ettim senin. Sen arkadaki mermiyi nasıl engelledin ki? O konuda hala ben meraklıyım biraz. Abi her kapı açtığında diye bir çığlık geliyor ya. Crossbow remotely detonable arrow should detonate. Detonable değil, detonate. Güzel. Beğendim. Bu şu anda bana samimi geldi. Ama havadan gelen düşmanlara çok samimi olmayacak tabii bu. Havadan gelen düşmanlar için samimiyet göstergesi olarak kullanamayacağız bunu. Ama senin gibi kekolar için mükemmel. Nerede bu? Havadan da gelse bir süre böyle yukarıyı etkiliyormuş. Slow time T. Bütün düşmanlar yavaşlar açtığın zaman bunu. T hadi bakalım. Oo havada patlatabiliyormuşum bunu. Yavaş giderse hatta bence sol sağa. Evet. Sol sağa. Ne güzel bir stil ya. Beğendim ben bu işi ya. Yeter ulan dedi adam. Sizinle mi uğraşacağım ben dedi. Sizi bana parayla mı verdiler dedi. Çekti iki tane Uzi'yi. Ben bunu çeksem nasıl olur peki? Gelin lan buraya. Ağzını burnunu kırdıklarım. Bak iblis oldum. İblis demoniye oldum şimdi. Gerçekten çok zor bir oyun. Easy'de oynayarak çok doğru bir tercihte bulunmuşum. Slow time aldım. Keh. Her an T'ye basabilirim. Kendimi her an T'ye basabilecek gibi hissediyorum. Boss mu ölüyor? Benim adım Osman falan gibi bir şeyler söyledim ama tam anlayamadım. Evet hala benim adım Osman diyor. Mermileri alalım bir sıkıntı olmasın. Yanlışlık olmasın burada. Ne dedin canım? Neydi beklentin tam olarak? Missing key. Key yok peki. Tam olarak a missing key. O zaman bir yerden key alacağımızı mı anlamalıyız buradan? Golden Bullet.
Ha, boss savaşlarda kullanman tavsiye edilir diyor. G'ye bas, golden balıtı al diyor. Peşimizde kimse yok değil mi? Ya o ölen adamların havaya doğru ateş etme efekti var ya. Çok kafa karıştırıcı olabiliyor ya. Zamanı yavaşlatacağım. Golden balıtı alacağım. Planlar bunlar gibi görünüyor şu anda. Zamanı yavaşlatacağım. Golden balıtı alacağım. Ateş edeceğim. Evet, tabii ki dışarıda yeni sürprizler bekliyordur bizi. Tam tahmin ettiğim gibi. Evet, arkasına geçersek aslında vuruyormuşuz karakteri. Ne oldu? Bayağı zırhımıza mırhımıza parça pinçik attılar. Gereksiz yere bize hasar verdiler. G'ye basacağım. Golden Bullet. Komboya geçeceğim. Hepsini hatırlamaya çalışıyorum. Boss'u acaba bombalayıp bir anda yok edebilir miyiz? Onu merak ediyorum. Bu bir boss'sa. Bu boss'un kapısı galiba. Double Edged Gun. Harpoon Gun. Shoot eder. Düşmanları senin yanına çeker. Fazla güçlü sanki. Bir dakika. Nasıl ya? Dipçik hiç mi hasar vurmuyor? Dipçik hiç hasar vurmuyor ya. Tamam, sağ klikle gidiyorum. TG. Ne oldu canım? Aklın alındı. Oo, hepsini bombaladım. Olarak beynine sapladım o okların hepsini. Mega zırhı da alamıyorum. Peki, şunu alacağım abi. Çok güzel bir hasar vuruyor çünkü. Boss'a bir türlü gelemedim. Herhalde boss burada dedim, olmadı. Ya da bir boss var mı onu da bilmiyorum. Abi zon değiştirdik. Boss mos yok. Yani grafiklerde şu keskinlik meskinlik eyvallah. Tabii ki günümüz oyunlarını anımsatıyor ama gerçekten Quake bundan daha başarılı bir oyundu yani. Bir shooter için fazla şarj ediyor yaratıklar. Yani arada şarj eden monster type olur ya. Ama arada da şey olur. Normal shooting seninle sana ateş eden, şey yapan yaratık olur. Bu yaratıklar neredeyse hem shoot'u var hem de hızlı bir şekilde şarj ediyorlar üzerine. Bir yandan da elektro gitar solo atılıyor. Niyeyse cehennemde birileri cehennemde gerçekten iblislerin elektro gitar çaldığına dair değişik bir inancı var. Ama bununla vurduğumuzda tek yiyor zaten bu arada. Öyle bir güzelliği var olayın. Hop. Kapat bakayım kapıyı arkamızdan. Aynen öyle. Görüşürüz. 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 Görüşemeyiz. Seni ben ne kadar ıskaladım ya. Al ayağının dibinden vurayım artık seni yani ben. Zaten sonra vurmaya çalışmayayım. Mermin de bitiyor. Sinirlenmeye başladım bak. Kızıyorum böyle olduğu zaman. Allah, pompalı tüfek kullanırım o zaman ben. Madem mermin bitiyor. Valla Lineage'de şey vardı. Bir tane bölüm vardı. Aynı orada
kasıyordum böyle Tavrok bilmem ne. Oradaki adamlara benziyor çizimleri. Kadar zahmet ettin. Kusura bakma, sana da zahmet verdik ama. İblis olacağım birazdan. Hazır olun, iblis oluyorum. Çakala bak. Görmüyorum zannediyorsun sen ha. Ben nereye vardım ya? Hiçbir yere varamadım yani bu yaptıklarımla. Aa, tarlaya geri döndüm. Daire çizdik abi. Kocaman bir daire çizdik. Bir daha gideyim. Evet, böyle geldik. Şu koridora geldik. Koridoru geçtik. Buraya geldik. Buradan girdik. Şöyle geldik. Buradan böyle. Epikus. Eğimim fena değil. Böyle de geldik. Aman da geldik, hoş geldik. Böyle de geldik. Bu tarafa gidemiyorum. Zaman buradan gitmiyorum. Ha, buradan gidiyorum abi. Bir saniye ya. Buradan gidersem aşağı gidiyorum. Buradan gidersem yukarı gidiyorum. Ben nerede hata yaptım? Haydi. Arada bulasın şimdi nerede ne hata yaptığımızı. Güzel kardeşim, bir yol var da ben mi görmüyorum onu? Anahtar mı aldım bir yerlerde? Geri mi dönmem lazım? Bir ipucu ver ya. Bir şey söyle ya. Bu mükemmel old school shooter oynarken mutluluktan biraz belliydi, evet. Ama kimse kusura bakmasın, meşale zannettim ben onu. Yani böyle bir yerde meşalenin ne işi var demeyin. Ben onu meşale zannettim. Ama mantığı güzel. Mantığına kızmayacağım. Bu ünlü Soul-like oyun mantığı. Bak şuradan geliyorsun, hemen şurada kapı var. Olmaz, açmadım sana o kapıyı. Aslında şuraya gitmen lazım oraya ulaşmak için diye. Hadi bir boss kombatı gelsin artık. Gelsin artık. Bosslar. Diye zıplayarak böyle patlamak için yanımıza geliyorlar. Ne kadar güzel değil mi? Neredesiniz abi? Hiç sağa sola yapmayacağım yani. Zaten zırh mır bilmem ne. Bunlardan yana bayağı zenginiz. Stref yaparak kaçarak uğraşmayacağım sizinle bak. Ha? Ha. Ha. Acaba hangi renk kapıyı açıyoruz? Yani tarih öncesi Doom mekaniği de devam ediyor. O da beni bir duygulandırdı. Kırmızı anahtar al, kırmızı kapıyı aç. Mavi anahtar al, mavi kapıyı aç. Tiplere bak ya. Sizi bana sayıyla mı verdiler? Hmm, yeşil anahtar için. Şimdi diğer yönden bir yaklaşımda bulunmamız gerekecek galiba. Yeşil anahtar. Peki. Yeşil değil bu anahtar, kırmızı. Kırmızı gözleriniz size ele veriyor. Kırmızı gözleriniz nerede olduğunuzu anlamamı sağlıyor. Vallahi bu anahtar kırmızı. Bak arkada bir kırmızı anahtar var. Oymuş bu. Burada bir tane daha oyuk vardı. Oradan girdik. Şuradan girmedik galiba. Ne ya?
Ya ne kadar sinsi köşeler tasarlamışsınız sinsi bey. Ağzına dipçiyi vururum ha. Yeşil anahtar da burada bir yerde olsaydı bari. Olmadı. Bu yaptığınız beni mutsuz etti. Yeşil anahtar aldım mı acaba diye bir şüphe içindeyim şu anda. Acaba bana bir yeşil anahtar mı verdiler diye. Niye çıkamıyorum? O zaman şuradan bir gidelim. Her gittiğimiz tünel bizi bir anahtara kavuşturdu. Aferin oğlum. Tebrik ediyorum seni. Çok büyük iş başardın. Vay baban. Evet, mavi anahtarın karşısında gördüğümüz yeşil anahtar buymuş. Deminden beri aradığımız. Headshotçı maksimum mermiye ulaşmış. Alalım artık onu da. Biz de maksimum mermiye ulaştık. İşte aradığım insan. İşte aradığım kadın, işte aradığım adam. Artık bir boss geldi mi abi? TG bak. TG. Bekliyorum deminden beri. TG. Boss gelirse TG. Nedir? Uuu. Bullseye yaptım. Kendimle gurur duydum ya. Havada patlattım hepsini. Bütün attığım sağa sola çarpan mermiler patladı. Sanki oyunu yıllardır oynuyorum. Böyle de bir pro işte. Hı? Ne oldu? Bu arada time'ı zaten kullandırmadı bana. Time'ı kullanmama zaten izin vermedi. Time yok. Ne ıskaladım bu sefer şu kadınları ya. Ben vurdum zannediyorum onları. Peki bir ay gunmiel al. Gördün mü böyle aiming? Böyle aiming gördün mü? Bana bunu söyle. Böyle güzel aiming hayatında gördün mü? Üç derece dönerken mouse'u aynı noktada tutabilme kabiliyetine sahibi. Bunu herkes yapamaz. Mouse'u olan herkes yapabilir ama mouse'u olmayanlar yapamaz. O yüzden herkes yapamaz. Kardeşlerim bence güzel bir incelemeydi. Buna güzel bir oyun diyemem ama kötü bir oyun da diyemem. Gerçekten 486 zamanında ilk Pentium yıllarında oynanılan bu oyunları bizim abilerimiz, büyüklerimiz acaba ne oynamış diyen kardeşlerimiz ya da o zamanda benim gibi oynamış olup da öyle bir oyunu oynamak istiyorum diyen insanlar oynayabilir. Ama dediğim gibi bana CDK'yi gönderdiler. Ne derece para verilir bu oyun için bilemiyorum. Tartışmalı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir kardeşlerim. Eğer beğendiyseniz her zaman olduğu gibi beğeniyorum paylaşımlarınızı destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar. Kendinize dikkat edin.
Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen, ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedeli Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedeli Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz, videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz, hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim, asıl önemli olan Dedeli Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedeli Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim, çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.